Belli ki Şimşek istifa etti dedim bu söylentilerin üzerine. Ama ne zaman dedim? 8.09'da. Nasıl ben borsada manipülasyon yaptım? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir fikirsizlik? Kendine ekonomist diyenler de utanmadan çıktı bunu söyledi. Ben Nagihan'ı ekonomist olarak falan görmüyorum. Ben Nagihan'ı insan olarak da görmüyorum da geleceğim oraya. Dolayısıyla borsayı benim düşürdüğümü söylemek gibi bir ahlaksızlık. Pekala dün borsa yine Ozan orada. %1 düştü. Borsa bugün güya %1 arttı. %1 düşerken taban taban olan kağıtlar bugün %1 arttı, yükselmedi. Ne oluyoruz? Yani madem Cemal Enginyurt ekonomi de bana mal edin o zaman. Enflasyonu da ben artırdım %100. Ben razıyım. Ama gelsin Mehmet Şimşek de konuşalım. Şimdi borsada manipülasyon. Manipülasyon kimdir biliyor musunuz? Ozan kardeşim not alsın. Bundan 25 gün önce adı Mehmet Şimşek diye bir adam. Maliye Bakanı. Gündüz saat 11'de bir açıklama yaptı. Dedi ki borsadan vergi alacağız dedi. O gün borsa %9 düştü. 3 defa devre kesici kullanıldı. 3 defa devre kesici kullanıldı. Geçen hafta kara pazartesi. Ortada pol yok, yumurta yok. Birileri işleri iyi gitmiyor. Mehmet Şimşek istifa etti dedikodusu yaydı saraydan. Sarayın çevresinden. Bunu ben demiyorum. Şamil Tayyar diyor. Mehmet Metiner diyor. Fatih Altaylı diyor. Sarayın çevresi istifa ettiğini söylüyor diyor. Bu söylentilerle borsa kara pazartesi yaşadı. Bu manipülasyon değil. Mehmet Şimşek'in söylediği manipülasyon değil. Pekala. Nagihan Alçı diyor ki en başarılı ekonomi bakanı. Ne yaptı? Nurettin Nebati bunun yaptığını gözü kapalı yapardı ya. Gözü kapalı yapardı bunun yaptığını. Faizler %50'yi aştı. Kur korumalı mevduat 1 trilyon. Merkez Bankası zararı 830 milyar. Tasarruf dedi. Tasarrufu milletin sırtına bindirdi. Çok kazanandan çok az kazanandan az alacağım dedi. Emekli asgari ücretli vergi ödüyor. Çok kazanan ödemiyor. Bakın bir de ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Meclise bir vergi yasası getirdiler. Mehmet Şimşek başarılıymış. Ne başarılısı ya? Neyin başarılısı? Orada bir iki tane madde vardı. İki madde. Vergi uzmanı Ozan Bingöl kardeşim yine bunu açıklasın. Yanlışım varsa düzelsin. Bir, geliri olmadığı halde devlet memuru olup veya bir yerde çalışıp da lüks arabalara binenlerin, alanların bunu nasıl aldığı sorulacaktı. İki, vergi levhasına bakılacak 30, 40, 50 daire alanlar nasıl aldı bunu diye vergilerine göre hesap sorulacaktı. Ne oldu? Ne oldu? Yasa geri çekildi. Yasa geri çekildi.